Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Sakura Empire'ın Usagi klanından Japonya'yı kurup bütün Asya'ya, hatta bütün dünyaya diz çöktürdüğümüz serinin final bölümüne hoş geldiniz efendim. Öncelikle Age of History 3'e verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Seri gerçekten çok harika ilerliyor ve bu ilerleyişi sürdürmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Şimdi öncelikle ben agresif expansion'ımı fullemeden fetihler yapmaya devam edeceğim. Ming Hanedanı hala varlığını sürdürüyor. Ming Hanedanını patlatacağım. Dibimizde bakın şurada Moğolistan var. Burada da Yuan Hanedanlığı var. Yuan Hanedanlığını bir yok edelim. İçimizdeki sivilceden bir kurtulalım. Şu yukarıdaki toprak da mı Yuan Hanedanlığı'nın? Yok, orası Yan Hanedanlığı'nda kalmış. Hemen şöyle Yuan Hanedanlığı'na savaş ilan edebilmek adına bir takım küfürlü konuşmalar. Bu adamların bizle arası çok iyiydi ama bir gecede heriflerin 7 düverine sövdüm galiba. Hem de 40 defa. 40 gün 40 gece. Şimdi yeni aldığımız toprakları dostlar bir yandan bütün ekonomi binalarını kurarak adam ediyoruz. Bir yandan da dinlerini kendi dinimize çeviriyor. Ve ana toprağımız olarak işaretliyoruz her yeri. Abi geriye bir Moğolistan kaldı. O da işte sivilce gibi duruyor. Onun dışında Ming Hanedanlığı'yla uğraşır mıyım bilmiyorum. Ya uğraşmak değil aslında. Direkt herkese tek atıyorum zaten. Alırız da agresif kasmaya değer mi bu iş için? Onu düşünüyorum. Şimdi avantajlara gelelim şöyle. Abi araştırma avantajı, miras şu bu. Bina bakım maliyeti. Hadi bina bakım maliyetlerini düşürelim. Belki bina bakım maliyetlerini düşürmek bize böyle bir tık pozitif etki eder. Bu arada hemen tüccar konseyini fulluyorum. Tüccar konseyinin fullenmesi bana acayip bir para sağladı. Ve hemen binalardan şöyle basılabilecek binalar var mı bakıp tek tek basa basa ilerliyorum. Moğolistan'ı da aldıktan sonra büyük ihtimalle çok yaşa aşkım. Moğolistan'ı da aldıktan sonra büyük ihtimalle dostlar Osmanlı'nın oraya doğru ilerlerim diye tahmin ediyorum. Param çok. Param bu kadar çokken ne yapacağım? Tabii ki başkentin götüne sıvayacağım bu kadar parayı. Olabilecek en mantıklı seçenek budur diye düşünüyorum. Sıvayabildiğin kadar sıva başkentin götünü. Başka inşa edilebilecek bina var mı? Hemen bakıyorum. Banka kurulabiliyormuş. Başkente bir banka kuralım. Başkent hariç hiçbir yeri doğru düzgün ilerletmedik ama sağlık olsun. Moğolistan'la aramızdaki ateşkesin sona ermesi 1742 senesini bulacak. 1742 senesine kadar bön bön oturmak yerine bütün alayları bir yükseltelim bu arada. Ordu sayımızı 250'ye çıkarabiliriz. 250 bine ya da zorlayıp 300 bine doğru çıkartıp önüme geleni parçalayabilirim. Ben sanırım ordu sayısını 300 bine zorlamayı deneyeceğim. Ve 100'er K'lıktan 3 ordu değil direkt 300 K'yı milletin üzerine salacağım. Dünya harikası inşa edilebilir. Yasak şehir. Vay vay vay. Abi inşa edelim tabii dünya harikalarını. Şu an ekonomik açıdan bizden güçlü bir tek Osmanlı var ve Polonya'da bir hayli güçlü gözüküyor. Ben abicim şu orduyu bir geliştirip geliyorum. Şey yok mu ya? Kanka 20 tane bundan, 20 tane bundan. Bütün hepsinden 20'şer tane basacağız. Ağır süvariler. Paramız yetecek mi bilmiyorum tabii. El bombacılar. Aa, menzilli ünitelerin yerine el bombacıları aldı galiba. Param yetmiyor. Sakin sakin basalım. 3500 altın yetmiyor mu ya? 3525. Vay be. Tamam, sakiniz. Acelemiz yok. Garibin Moğolistan ordusu neye uğradığını şaşıracak. Bir eyalet seçin. Burası. Oluştur orduyu. 300 bin asker olacağız dostlar.
Bizim ana şehirde yangın çıkmış galiba. Abi generallerimiz falan filan herkes çok iyi. Herkes. 217 bin adam burada var zaten. Müthiş durumdayız burada. Şimdi para iyice biriksin. Efendime söyleyeyim altyapıdır. Aa, altyapı için bizim aslında altyapı basmak için medeni mirasına da ihtiyaç duyuyoruz. Vay be. Binalardan hemen şöyle bir yönetim binasına gelsek mesela. Burada bir bonusları açık bıraksak. Belediye binası. Aslında var ya bütün her yere belediye binası basmak lazım abi. İl bakım maliyetini düşüreceği için. Önce anakaradan başlamak suretiyle şöyle bir ilerleyelim. Yasak şehir inşa edildi. Belediye binası basacağım. Nereye doğru gidiyoruz? Özel arazi sahipliği. Anayasal monarşi. Biz neyle yönetiliyoruz ya? Şogunluk. Monarşi. Değiştirebiliyor muyum? Aylık miras danışma ücreti. Demokrasi. demokrasi olabilir. Anayasal monarşiye doğru geliyor zaten. Abi tüccar cumhuriyeti. Başkanlık sistemi. Parlamenterler cumhuriyet. Parlamenter cumhuriyet. Diktatörlük. Şehir devleti. Şehir devleti olamam abi. Şehir devleti ağzıma sıçar. Teokrasi. Dayım yoya geri dönmeyelim değil mi? Monarşi iyidir ya. Otoriterlik. Asiler. Ya faşizm ya da komünizm bunlardan birine giderim abi ben. Ya da monarşi olarak kalsın. Canım ben sana ne zaman savaş ilan edebiliyorum? 1442'de hala vakit var. Ya buradaki işimi bitirip öyle ilerleyeceğim diğer tarafa doğru ya. Moğolistan'ın şöyle içimdeki toprağını alayım. Geri kalanlarıyla ben ilgileneceğim. Araştırmalarımız devam ediyor. Anayasal monarşinin kilidi açılıyor. Trenler mi? Demir yolları. Ananı avradını. Merkezi bankacılık sistemi. Ben daha bütün her yere şey dikemedim. Elit bombacı, elit hat piyadesi, topçu, gelir esaslı vergilendirme. Elit bombacılar. Abi elit bombacılara doğru gidiver. Avantaj puanları. Bina bakım maliyetlerini düşürüyorum. Kanunlar, arazi sahipliğinde artık sürdürülebilir arazi kullanımına gidemiyoruz. Toprak reformuna da gidemiyoruz. Özel arazi sahipliğini benimsedik. Feodal mahkemeleri merkezi mahkemelere yükselttik. Merkezi mahkemelere yükseltince bizim burada yüce mahkemeye bir upgrade gelmedi mi? Geldi. Yolsuzluk zaten hiç yok. İmkanı da yok. Abi binalardan ben belediye binası bakıyordum, basıyordum değil mi? Bacım şuralara belediye binası. Ama çok zor be abi yani bütün buralara belediye binası basmak. Baksana yani ne ekonomi yetiyor ne bir şey yetiyor. 1442 olmak üzere bu arada. Sen benle nereye ilişki kasıyorsun? Adamı 5-10 defa falan küfür ettim galiba ya. Emin değilim ama ben neler olduğunu idrak edemiyorum şu an. 16 bin adam 300 bin askerin üstüne koştu. Evet sevgili Moğolistan. Başka yerde toprağın mı var senin? Evet şurada. Bir saniye. Moğolistan'ın yönetimi komünizm mi yönetimi? E biz daha o teknolojiye gitmeden bunlar nasıl komünizme yöneldi abi? Abi henüz teknoloji yok abi.
Oradaki toprağa bir şey yapamıyorum. Bu da gel git yapıp duruyor. Langfang'ın eline geçti burası. Şimdi sayın hocam. Eyaletlerinizi ve paranızı istiyorum. Bu kim? Yeter ya şu içimdeki sivilcelerden bir kurtulayım gari ya. Tamam aşkım onu ben eklerim. Teşekkür ederim bebeğim. Tamam. Geri kalan hiçbir yeri şey olarak görmüyorum. Sivilce olarak görmüyorum. Ve yani ilerleme isteğim de yok. Giderim agresif hakkımı Osmanlı'dan Anadolu topraklarını almakta kullanırım. Hemen din değiştirme muhabbetini bir halledelim. İlleri ana eyalete katalım. Bir yandan ordumuz bir İstanbul'a doğru gitsin. Sakura Empire dostlar. Dile kolay ya. Ellerine sağlık bebeğim. Göz bebeğin çok iyi durumda bu arada. Evet kıymetli arkadaşlar, dünya kadar para birikmiş vaziyette. Dünya harikası inşa edilebilir. Konfüçyüs Tapınağı. Aha, şuraya bir de Konfüçyüs Tapınağı inşa ediliyor. Birader binalardan şöyle bir belediye binası. Bu nasıl bir şeymiş bu? Chat koca Sakura İmparatorluğu'nun her yere belediye binası basmaya gücü yetmiyor. Yetmiyor abi gücümüz. Yalan değil yani. Şuna baksana. Daha şu... Anluların adaya basamadık belediye binası. Şu adalara gerekir miydi bilmiyorum. Ups. Save alalım bir ara. Yönetici vasfım yok aşkım. Ben nereye doğru gidiyordum? Ha, bina bakım maliyetlerini azaltıyorduk. Bina bakım maliyetleri artık iyice azaldı. Bununla beraber hiçbir şekilde danışman kullanmadım. Bizim ordular İstanbul'a gelebildi mi? Geliyorlar abi. Şu an neredeler? Afrika'nın altından geçiyorlar. Tamam. Osmanlı'dan alacağım toprakları. Askeri akademi mi? Ne araştırıyorsun şu an? Gelir esaslı vergi beyannamesi. Peki. Binalardan hemen bir ekonomi binalarına gitmek istiyorum. Bonusları bir kapat bakayım. 3 tane büyükbaş hayvancılık yapılabilecek yer almışım oradan. Sonra koyun çiftliği. Porsen atölyesi. Şerbetçi otu tarlası. Bayağı iyiyiz dostlar bu arada. Aha. Tam çalışmadı bebeğim. Tam çalışsa güzel olacaktı da kaşım gözüm de yamulunca normale çektim onu geri. Paketleri falan anlayamıyorum kuzum. Zaten normalde de renk körlüğü var yani. Epic'le normal paketi ben hep karıştırıyordum. Modu kurduktan sonra her şey birbirine girdi. Evet dostlar, ordumuz şuraya doğru bir yaklaşsın. Bununla beraber tarımsal devrimi fulleyelim. Bir kontrol ediver bebişim sana zahmet. Direkt TCG yazıp mesela. Evet dostlar, Osmanlı'ya tekrardan hücumlama zamanı.
Usmanım. Şahsi bir şey değil Usmanım. Sen bir de golü ne atıyorsun Osman'ım? Ayıp ya. Söz senden sonra Polonya'yı da devireceğim. Ben bu arada Osmanlı'yı Anadolu'ya hapsedip batı tarafına doğru ilerlemeyi planlıyorum. Merhabalar, siz kimsiniz? Bayım. Onun savaşla alakası yok galiba. Tunus asker getirdi. Tunus'un 60 bin askerini sadece 3 binlik kayıpla kestim. Arkadaşlar askerlerimiz çok güçlü. Generallerimiz müthiş yetenekli. Burada yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok aslında. Şöyle yapabilirim. Fırçayı alırım. Osmanlı'ya baksana. Osmanlı içeri doğru girmiş. Ben buradan Polonya tarafına doğru sınır olur muyum? Olurum abi, niye olmasın? Agresifliği biraz şuralarda yiyelim ya. Komple Asya tarafını ele geçireceğim diye bir kaydım mı var? Orduyu böl. 150'liye bir general ver. Sen de Anadolu tarafına dön. Eyvah, bütün düzen bozuldu değil mi şimdi? Nereye gidiyorum 5K askerimle? Şuraları komple fetheder misin Canikum? Teşekkür ederim. Sen buraları bir fethede dur. Sen gel. Sen de şu aşağıyı bir fethede dur. Böyle bir kuvvete ben kimsenin karşılık verebileceğini düşünmüyorum. Lan başkenti, oho var ya. Yusuf'un bulduğun her fırsatta başkenti öttürdüm. Sakura Empire böyle bir şey. Ya Ming'i falan ezip böyle Asya tarafından gidebilirim de ne bileyim. Yani çok uğraşmak istemedim. Haydarlar mı? Haydalarmış. Haydarlar diye bir yerli kabile yok çünkü. Yoktur yani herhalde, Amerika'da var mıdır? Haydarlar. Kabile kurmaya niyetlenen bir grup Türk. Haydarlar kabilesi. Efendim hayatım. Hı. Çeşit yapalım diyorsun gülüm. Aşkım daha devam ediyor yani, içeriği var esasında. Devam dersen devam edebilirim, bitsin dersen bitirebilirim. Halledeceğim kuzum. TCG biraz daha çok geldi oraya. Dostlar bu arada Osmanlı'nın bu kadar zor siege'lenmesinin sebebi şeyden kaynaklı, zor siege'lenmesinin demeyeyim de bu kadar uzun sürmesinin sebebi. Amerika'da da toprağı var ya, bizim buralara sıçramış mıdır Amerika'da? Yok. Amerika'da da toprağı var, o Amerika'daki toprağından dolayı sıkıntı çıkıyor. Ellerine sağlık bebeğim. Ellerine sağlık kuzum. Gelir esaslı vergilendirme araştırıldı. Vergilendirme sistemini arttırdık. Burada artık başkentte bir bina basılabiliyordur. Müze, akademi, borsa binası. Başkente her şeyi basıyorum ya. Nüfus büyümesi lütfen.
Osmanlı'da mı? Aşkım ekonomisi en güçlü devlet Osmanlı'ydı zamanında. Bir de ekonomik sıkıntılar yaşıyordum. Çünkü çok fazla boş toprağım vardı ve çok fazla insan gücüm vardı. Bakamıyordum. Ben de çareyi zengin devletleri yiyerek buldum. Zengin devletlere saldırıp onları sömürerek buldum. Osmanlı'nın orada bu yüzden varım. Bakar mısınız dostlar 2K para veriyor. Ama parasına ihtiyacım yok. Topraklarını alsam bence okey. Ama agresife dikkat etmem lazım. Yani agresifim %100'ü falan bulursa bu benim açımdan sıkıntı olabilir. Evet %108 oldu. Bazı yerleri iptal etmek lazım şöyle. Polonya'ya yukarıdan saldıracağım ya denizden. Şimdilik Osmanlı'dan şu kadar toprak alsam yeter. Vergiye de bağlamıyorum ya da Osmanlı'yı parçalayabilirim. Toprak almak yerine. Aydın oğullarıdır, Germiyan oğullarıdır, işte Bulgaristan'dır falan filan. Bunların hepsini söküp üstüne bir de vergiye falan da bağlayabilirim. Ama şu an hangi seçeneği seçmek mantıklıdır bilmiyorum. Gerçi buna final bölümü dedik. O yüzden çok fazla ilerleyiş kaydedeceğimi zannetmiyorum. Bu yüzden şöyle bir muhabbeti sıfırlayalım. Öncelikle sen bana bir... oho para isteyince çok şey yapıyor. Dur bir bakalım. Parasız bir şey yapalım. İçinden salabildiğim kadar bir toprak salayım. Birazcık işi güç gösterisine dökelim. Paranı da alayım ya da paranı almayayım. Bu kadar adamı serbest bıraktıktan sonra biraz toprak alayım senden. Şöyle. Dur. Burayı istemiyorum. Kırım'ın oraya doğru. Yerleri de serbest kalsın da çok şekilsiz durmasın ya. Olsun olsun orayı bilerek aldım. Kırım'dan toprak alamıyorum zaten. Bir dal daha şöyle büyüsem. Agresifim 88. 91. 94. Samet kaşınma istersen zaten puan bitti. Boy. Adamı paramparça ettik. Bütün her yeri ana il yap. Bütün her yerin dinini bir ayarla. Avantaj olarak ne gidiyorduk? Binaları hallettik. Askeri akademiyi hallettik. Alayı hallettik. Agresif genişlemede eksi. Keşke ilk başta buna gitseydik ama şu an sıkıntı yok. Abi 300 bin askerim var. 300 bin askere kimsenin karşılık verebileceğini zannetmiyorum. Ordularımızı da büyüttük. Birlikleri bir birleştir. Şuradan gel. Şimdi Polonya'ya haşlayacağız. Ama tabii ki toprak istemiyoruz. Polonya'yı dağıtıp parasını alacağız. Belki de haraca bağlayacağız Polonya'yı. Şurada şöyle Anadolu'ya komple yerleştik. Şuradan başladı dostlar macera yani düşünün. Ama şu an agresifliğim çok. Oturmam lazım. Hala ben şogunlukla yönetiliyormuşum bu arada. Şogunluğu bozdum. Ne şogunluğu oğlum? Bir tane imparator var. 7. Abe. Umudumdur Hı? aşkım. Umu. Osman'ım. Osman'ım takılıyor. Sonra Bohemya'yı harcayacağım. Ama Bohemya'yı harcayacak yer var mı? Buluruz bir şekilde. Askerlerim geliyor oraya doğru. Yeni aldığımız ekonomi binalarını basalım mı? Yeni aldığımız yerlere. Hop 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 hop. Bir tane tekstil fabrikası kurulabiliyor. Bir tane mermer ocağı kurulabiliyor. Bir gümrük kampı. Bir ipek tarlası. İki tane pamuk tarlası. Koyun çiftlikleri. Çay tarlası. Şöyle mahsul çiftliğini de kuralım. Büyükbaş hayvancılık.
Balıkçı ve tahıl çiftliği. Normal çiftlik, liman miman daha hiçbir yere basmadık galiba. Milletin bastıklarıyla duruyoruz. Daha ne tiyatro kurdum, ne başka bir şey kurdum. Polonya'nın başına bela olmaya gidiyorum. Vallahi 300 yılda gerçekten de dünya devi olduk. Baya güzel, baya keyifli gitti seri. Yani umarım sizler de eğlenmişsinizdir dostlar. Aztek'le de oynadık. Polonya'yla da oynadık. Polonya'nın yanına Danimarka da geliyormuş. Varsın gelsin bakalım nereye kadar gelebilecek. Oo, kaç tane Polonya ordusu gidiyor oraya. Danimarkalılarla birleşip gelecekler. Hadi bakalım. 300 bin vs 320 bin. Evet dostlar. Benim ordu oğlum maksimum seviyede. Hiç şansınız yok. Hiç. Kovalayacağım bütün ordularınızı. Evet, stack wipe'ı yediler bu arada. Arkadaşlar, kazanılan savaşlarda bakmak istiyorum. 300 bine karşı 455 bin adamla girmişler. Ve bizden 30 bin kayıp olurken onlardan 300 binlik bir kayıp olmuş. Gerçekten de 10 katı vurabiliyoruz vurduğumuz zaman ama bizim unutmayın disiplinimiz falan çok yüksek, ordu disiplinimiz. İnanılmaz iyi durumdayız. Ordu disiplininin yüksekliği olsun, şeyi olsun. Ya bütün dünya devletlerine diz çöktürebilecek güçteyiz şu anda. Ya kimsenin bir şansı yok burada. Bence bir başkentlere Karakurova doğru gitmeli. Başkentini kurtarmaya bir iki orduyla geldi ama maalesef nafile. K ordu basıyor her yerden ama mümkün değil. Bir daha geldi bir orduyla. Danimarka geliyor. Danimarka geliyor. Yüz binlerce asker kaybedip gidiyor. Abi hiç şansı yok ya. 300 bin adamıma gelip kafa atıp atıp ölüyorlar. Evet sevgili dostum, seni vergiye bağlayıp bütün paranı aldıktan sonra tabii ki de bölünmen için elimden geleni yapacağım. İcabında senden daha az para alacağım ama seni böleceğim. Çok güzel. Sıfır agresiflik. Ordum aha da burada. 10 bin altınım oldu birader ve altın stoğum full. Yeni aldığımız bir yer olmadığına göre yönetim binalarından da bir şey basmayacağım. Ne basalım? Liman mı basalım? Çiftlik mi basalım? Şöyle çiftlik basalım ya. Ana karamıza komple. Sadece ana karaya basacağım. Çiftlikler falan bir basılsın. Rakibimiz yok galiba. Bohemya Krallığı bizde aşağı yukarı güç yarıştırıyor. Memlük güç yarıştırıyor. Şu an Bohemya'ya vurabileceğim bir sınırım yok. Bohemya'ya vurabilmem için Köln'den askeri geçiş almam lazım. Askeri erişim talep ettiği zaman veriyor galiba. Toprak reformlarının araştırması da tamamlandı. Bununla beraber bizim için işler iyice güzel ilerlemeye başladı. Oy hakkı. Artı 5 ordu morali veriyor hemen. Oy hakkına doğru gidelim. Agresifliği azalttım.
papalığı patlatsam. Papalığı böleyim, sonra Memlük'te sıra. Artık sadece Batı'yı sömürüp kendi medeniyetimi yüceltmeyi amaçlayacağım sevgili dostlar. Buralarda işleri karıştırıp yapacağım bunu. Ya 300 bin askerim şu an sabırsızlanıyor. Zorla Papa'nın dinini değiştirelim mi? Evet abi. Adamlar geldi de geldi, geldi de geldi. Hala geliyorlar. 15K, 30K. Sanırım çok da iyi olmadı değil mi? Buraların siege'i niye bu kadar uzun sürüyor lan? Vay be. Evet, şöyle bir talepte bulunalım. Papalığın dinini de Şintoizm yapalım. Vergi versin, para versin. Seni parçalamayacağım çünkü bundan keyif aldım. Evet, Şintoizm, Şintocu Papa. Artık Şintoizm dinine sahip. Sırf bunu güç gösterisi olarak yaptım. Sıra Memlük'te. Ups, param fullenmiş. Pardon. O kadar çok param var ki. Ne yapacağımı şaşırıyorum efendim. Her yere çiftlik bastık mı bastık. Şimdi sıra rüzgar değirmenlerinde. Bas bir bakayım her yere rüzgar değirmeni. Param yetmedi lan. İnanılmaz. Aynıların oraya basamadık. Aynıların oraya da basam. Bizim adalar galiba biraz kalın geldi ya. Merhaba Memlük. Hazır ol ya da olma. Birazdan sen de bana vergi vereceksin. Tabii Memlük'ün bir ordusu Anadolu'ya doğru gidiyor. Nereye gidiyorsun? Bak 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 bak. Bir ordusu değil, bütün ordusu. Selam. Tapınak şövalyelerinin bunlarla bir alakası yok değil mi? Bir an tapınak şövalyeleriyle Memlük'ün alakası var diye düşündüm ve çekindim. Başkentini ver. Sen biraz fazla sıkıcı davrandın. Bu yüzden seni parçalayacağım. Bak, papalığı parçalamadım. Çünkü savaş eğlenceliydi. Ama sen benim tarafıma doğru siege geldin ettin. Acık kusura bakma, bunun bir cezası olacak. Bunun bir cezası olacak. Bu beni yorma bedeli abi. Merhaba. Öncelikle paranı veriyorsun. Sonra bir dağılabildiğin kadar dağıl bakayım. Bir de seni vergiye bağlayayım. Aşağılarsam agresif kazanıyorum. O yüzden aşağılamayacağım. Parasını aldım, darmadağın edip çıktım. Anadolu'da tekrardan beylik dönemi başladı, beylikler dönemi. Aa, oy hakkı.
Nerede oldu bu reform? Kadın hakları. Kadınlara oy hakkı da verildi. Efendim, yargı sistemini kurabiliyoruz ya da merkezi bankacılık sistemini kurabiliyoruz. Merkezi bankacılık sistemine gidelim. Avantaj puanlarından agresif expansion'ı iyice azaltalım. Ve maksimum para miktarına ulaşmak üzereyiz tekrardan. Hemen ana kara için bir bina basmaya başlayalım. Özellikle ben buraya şey yapmak istiyorum. Her yere vergi dairesi ya da her yere bir öncelikle araştırmanın daha da fazla olabilmesi için akademi. Anakara'daki topraklara şöyle bir akademi için binalar kurulsun. Birader, akademi binası da pahalıymış ya. Tam bir sonraki savaşa kısmet artık. Japon değil miyiz? Neden Mısır'dayız? Abi ben her yerdeyim. Ben her yerdeyim. Bohemya'ya dalamadım ya. Kölnü vergiye bağlayıp zorla askeri erişim alayım. Kölnün içinden Bohemya'ya gireyim. Ben her yerdeyim kanka. İskoçları falan parçalayalım mı? Abi şimdi durum şu, biz Asya'da kontrolü sağladık. Yani Asya'da ilerleyebileceğim toprak var hala ama ben ana karımı upgrade'leyebildiğim kadar upgrade'leyip olabilecek en iyi seviyeye çekip diğer yerlerde böyle bir parça şey yapmaya çalışıyorum. Sıkıntı vermeye çalışıyorum. Ben gelişiyorum. Gelişirken milleti sömürüyorum. Olayım o. O zaman önce Köln. Köln'den Bohemya yapamayacağım. Çünkü Köln'le Bohemya müttefikmiş. Arkadaşlar buyurun, bütün batı toplanıyor etrafıma. Şu an hepsi ölüyor. Farkındaysanız durum sayısal üstünlükten ibaret değil. Sayısal üstünlük bir yana, askerlerim o kadar gelişmiş ki. Bunların başkentini bir alır mısın? Başkentleri bura herhalde bunların. Ya sayısal üstünlükten ziyade dostlar, askerlerim o kadar gelişmiş vaziyette ki yani dayanamıyorlar. Bütün batıya Holy Roman'a giriştik adeta. Evet, gelip gelip ölüyorlar. Enver abim hoş geldin. Generalim yokmuş. General aldım. Gelenler İngilizler miydi? Kimlerdi bunlar? Evet, hemen bütün parasını alıp vergiye bağladıktan sonra Papa'yı Shinto'cu falan yaptık abi. Biz biraz fazla fanteziye kaçtık. Avrupa'da bütün medeniyetlere özgürlük veriyorum. Şimdi hedeflerimi şu şekilde seçiyorum dostlar. Ekonomisi iyi olan, vergiye bağlayabileceğim arkadaşları vergiye bağlamak adına savaş ilan ediyorum. Sonrasında kendilerini parçalamayı seçiyorum. Bakın mesela Karakoyunlu'nun ekonomisi en az benim kadar iyi durumda. Şimdi buradan Karakoyunlu'ya gideceğim mesela. Karakoyunlu'yu vergiye bağlayacağım. Hedeflerim bu şekilde seçiliyor. Kimin ekonomik durumu iyiyse, kim güçlü durumdaysa yapıştırıyorum. Şuradan bir maksimum başkent seviyesi alayım. Başkentimi taşıdım. Başkentimi maksimum seviyeye taşıdım. Mükemmel durumdayım ya. Şimdi Karakoyunlu'nun üzerine doğru gideceğim ama araştırmada nereye gidiyorum? Merkezi bankacılık sistemine.
Burada var mı inşa edilebilecek bir yapı? Neredeyse şehre bütün her şeyi inşa etmişiz. Aa, ulusal müze. Hemen inşa edelim. İşgal yapmıyorum sadece çünkü agresifim var. Yoksa Ming'i falan çoktan yediydim. Bir sonraki seride sevgili dostlar biraz vasal oynayacağım ya. Yani adamları belli bir toprağa aldım ya. Burada yapamadım dediğim gibi. Normalde burada da niyetim yapmaktı da biliyorsunuz Ming şöyle önümde kocaman bir bariyer olarak duruyordu. Bir sonraki oynadığım seride eğer güzel bir coğrafyada oynayabilirsem misal veriyorum sevgili dostlar. Burada İrlanda'dan işte İngiltere'yi ve Birleşik Krallığı falan kurduk diyelim. Gidip İsveç İmparatorluğunu komple yemeyeceğim de oralarda vasal alacağım. Herkesi küçük küçük vasal yapacağım ve orduya çağırma olayını açıp hani savaş ilan ettiğimde tek tıkla millet üzerine abanacak. Sevgili Karakoyunlu, benim ordum geliyor mu oraya doğru? Geliyor. Nerede benim ordu? Ha, Karakoyunlu'ya dalmaya şöyle dolanıyoruz. El mecbur ne yapacaksın? Ulusal müze inşa edildi. Paşam bir saniye. Akademi basıyorduk buralara. Param bitti mi gene ya? Evet, akademi basarken buralara parayı bitirdim. Merkezde var. Elit hat piyadesi, topçu yargı sistemi. Hadi elit hat piyadesine gidelim. Avantajlar. Altyapı geliştirmesini ucuzlat. Yeni bir kanun geldi. Kağıt paradan merkezi bankacılık sistemine doğru gidiyorum. Araştırma mükemmel durumda ayrıca. Abi başkenti geliştirmeye devam lütfen. Benim ordum nerede? Benim Karakoyunlu'ya dalacağım adam içine mi doğdu oğlum? Ne oldu? Karakoyunlu'nun da birlikleri buralarda. Nereden geliyorsunuz lan? Biraz bu adamların kendini toplaması lazım da. Bizim sınırlarda mı durması lazımdı acaba? Sevgili Karakoyunlu, ben bu arada size şeyi gösterdim değil mi? Şintoizm mensubu papa. Hı. Onu bölmedim, onu Şintoizme mensup yaptım. Hadi bakayım, şurayı işgal edip karada biraz toparlanmayı bekleyeyim, ikmal almayı bekleyeyim. O ara Karakoyunlu'nun saldırı orduları gelsin ve sadece 1000-2000 kayıkla şunları bir patlatayım. Ben sevgili Karakoyunlucuğumu şey yapmadım mı ya? Bölmedim mi? Böldüğümü hatırlıyorum. Yeniden mi toplanmış? Ben siege diyorum, o kaldırıyor değil mi? Arkadan gelip. Hakikaten öyle oluyor bu arada. Ya şunun başkentine oturayım. Yusuf'um çok fazla medeniyetle bağlantım var. Yani 3K 5K 3K 5K o agresiften çekinmemin tek sebebi beni yoracak olması. Savaşı gene kazanırım. Şu an beni yenebilecek herhangi bir koalisyonun oluşma ihtimali yok. Savaşı kazanmaktan yana sıkıntı yok. Sıkıntı şu. Çok fazla medeniyetle bağlantım var. Neredeyse herkesle bağlantım olduğu için. Aha, elit hat piyadeleri basıldı. Avantajını aldım. Profesyonel daimi orduya doğru gidiyorum. Ajamı da bir parçalamak lazım bir ara.
tertemiz. Görüyorum ya, çok fazla böyle kenarda köşede 3K'lık 5K'lık ordusu var. Param fulleniyor bu arada. Ve ben kesinlikle akademi basmak istiyorum. Araştırmaya yardımcı olması için. Bütün memlekete akademi binası basmak bu kadar yormamalıydı ama yordu. Bu 300 bin askerin sayısını daha da arttıramıyorum. Bir zahmet arttırma zaten Samet Efendi. Aa, Karakoyunlu Savaşı tamam. Sevgili Karakoyunlu, ben seni bölmedim mi ya? Ben seni böldüm diye hatırlıyorum. Ama içinden çıkan uygarlıklar küçük küçük mü acaba? Yo, Karakoyunlu'nun şeydeki uygarlıklarını sanıyoruz abi. Amerika'daki. Buradakiler zarar görmüyor tabi. Savaş tazminatı verirse bana aylık artı 36 gold gelir veriyor. Ve bunu vermek zorunda. Adamı aşağılamıyorum bile. Bazılarını bu kadar vurabiliyoruz demek ki sevgili dostlar. Başkenti bir tur daha bastım. Danışman kullanmıyorum. Şuradan agresif genişlemeyi kısıp hastalıklardan ölüm oranını iyice azaltıyorum. ...300.000 Japon askeri İstanbul'da. Buralarda artık Japon zaten. Nereye gidiyoruz araştırmada? Profesyonel daimi orduya. Tamam. Sevgili hocam, buralarda başka yapılacak bir şey var mı? Bonusları bir kapatalım. Şöyle aşağı doğru bir inelim. Full, 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 full. 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 Tam yeni bir ekonomik kaynak keşfedilemedi anladığım kadarıyla. Liman, ambar, çiftlik. Buraya full çiftlik yaptık. Full rüzgar değirmeni de yaptık. Sunama yaparsam ne oluyor? Ekonomi ve yerel büyüme. Gıda pazarı, pazar. Abi bir gıda pazarı kurar mısın şuralara şöyle? Ben başkentime komple gıda pazarı istiyorum. Gene para yetmiyor bir yerde. Ya var olan agresifliğe şu an yapılabilecek bir şey yok ama normal pazar da kuracağım. Profesyonel daimi ordu araştırıldı. Var olan agresifliğe bir şey yapılamıyor. Lakin diğerleri düzenlenebilir. Şöyle biraz 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 biraz. Pazar yeri basıp 310. Bakar mısınız gelire ya? Ve 300 bin askerim var dostlar yani. 300 bin askere rağmen gelir böyleli. Biraz bir para biriktirelim. Altyapı geliştirme maliyetini kıstım. Araştırma full, o full, bu full. Askeri binalar full, birim bakımı full. Burada en mantıklı neye verilir? Abi generaller için askeri akademi seviyesine verilebilir. Generallere saldırı savunma verilebilir. Maksimum altın miktarı falan arttırılabilir. Maksimum ordu morali. Ordu morali iyileşmesi, savaş genişliği. Neler neler varmış burada ya. İle daha fazla bina basma. İl bakımı. Profesyonel ordudan topçuya doğru gidiliyor. Profesyonel ordu araştırması bize... Ooo maşallah maşallah dostlar. Ordu disiplinimiz %100.
Yani karşımıza çıkan her türlü gücü parçalayacak durumdayız. Askeri akademimizi yükselttik. Binalara geldik. Normal pazar yeri kuruyorduk. Normal pazar yeri kurmaya devam. Para yetişmiyor ya. Para yetişmiyor. Az kaldı, şöyle bekleyeceğim. Dum dum dum. Topçuları falan bufflayacağım. Bize en yakın medeniyeti bile solda sıfır bıraktık. Tamam. Pazar yeri falan kuruldu. Alayları yükselt. Adamları artık topçuya doğru götürdüm. Oha, %105 disiplinim mi olacak? İlerici vergilendirme. Güzel. Tutar bu taktik. Avantaj puanı. Aa, ben araştırma buff'ını almamış mıyım? Vay be. Araştırma buff'ını almamışım bile ona rağmen. Agresifim ne kadar? 65. Tamam. Bizden sonraki en iyisi kim? Bohemia. Songo. Afrika'da ha? Evet, Bohemia'ya henüz ulaşamıyor olabilirim ama Afrika'ya ulaşabilirim kral, yürü. Hedefimiz Afrika. Japonya olarak Afrika'da ne işimiz diye sormayın. Çünkü gidebiliyorum. Çünkü güçlüyüm. Şu sulama binalarını da yapalım ya. Artık sulamaya çok para gitmez herhalde. 11K param var anasını satayım. Şu ana kıtayı bir demir ağlarla öreyim ya. Abi yönetimden ben şey istiyorum. Müze yapılmasını. Ya da amfiteyatro. Şöyle ana karaya biraz amfiteyatro basalım. Amfiteyatronun bizim için önemi büyük çünkü aylık miras verecek. Biraz da tapınak basalım. Tapınak sayesinde artı 0.15 gelirden vuracağız parayı. Ve birazdan Afrika'nın yenilmez gücü olan Song krallığını mat edeceğim. Bakın 310, 313, 314. Ve benim o kadar çok bu tapınağa basabileceğim bina var ki 315. Erken siperler. Aa! Artık bak ülkeyi komünist ya da faşist yapabiliyoruz. Araştırmayı fullledim. Birimlere artı bir saldırı, makineli tüfekçi. Oha! Birader, makineli tüfekçiye kadar gidiyor muyuz ya? Kanunlarda ilerici vergilendirmeyi benimsedik. Ana kara refahtan uçuyor. Benim ülkenin durumu neymiş? Mütevazı. Aylık ekonomik gelirim mütevazıymış. Tribut sistemine doğru gidelim. Hatta sonra müttefik kabiliyetine gidelim. Bütün diplomasi ağacı fullendi. Songo krallığının orada mıyım? Oradayım. Sevgili Songo, merhabalar. Songo kralına hakaret ettikten sonra selamun aleyküm. Teknolojiniz kaç kanka? Bir merak ettim. 41. Bizim teknoloji kaç abi? 66. Sanırım adamlara uçarak müdahale edeceğim. Nereye gitti lan ordularınız? Abi buradan alıp orduyu İstanbul'a götürdülerse ben yalnız şey yaparım. İçerlerim yalnız. Onu haber vereyim.
Epey işerlerim hem de. Hem parasını alacağım hem darmadağın edeceğim adamı. Ordunuz nerede lan? Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar benim ana karama bile gidebilir abi şu an. Ana karama giderse ben şu an biraz üzülebilirim. Nereye gittiniz oğlum gemiyle? Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 bin adam kestik 2 binlik kayıpla. İçerleyecektim çünkü yani. Makineli tüfek basacağım daha. Az daha dayanın. Makineli tüfekle girişeceğim hepinize. Eyvallah. Şimdi dostum öncelikle parayı bir bırak. İçindeki bütün kabileleri sal. Ve artık Şintoizm dinine mensupsun. Biraz da para ver. Çıktır git. eğlendim. Benim ordular hala İstanbul'da. Çok fazla param birikti. Başkentte basabileceğim bir şeyler var mı? Ekstradan. Başkent için gereken her şey basılmış. Fabrika. Demir yolları. Seferberlik merkezi ve silah fabrikası. Başka ekonomi binası basabiliyor muyuz? Bonusları bir kapatalım şöyle. Full 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 full. Aa, sondaj makineleri. Bu yeni bir teknoloji. Gümüş madeni. Demir yolları. Etkili kara taşımacılığı sağlayan raflar. Ha, vergi verimliliğini arttırıyor, altyapıyı arttırıyor, üretkenliği arttırıyor, ordu hızını arttırıyor. Oo, ne güzel bir şeymiş ya. Bizim ana karaya döşeyelim şöyle. Biraz daha para biriksin de kalanına basalım ya. Oha! Makineli tüfekçi araştırması tamamlandı. Abi orduyu yükselt. Erken tank mı? Tank mı? Yargı sistemini araştır. Dur, tank için erken. Medeniyetiniz altın çağında. Abi ben uçtum zaten yani. Prestijde de en iyisiyim. Ekonomide de nüfusta da en iyisiyim. 404 tane medeniyet varmış burada. Aa, benim bayağı param ve kültürel miras puanım var. Para ve miras puanı ile bir şeyler yapılır. Ming hanedanlığının içinden geçelim bir madem. Biraz Ming'den toprak alalım. Agresif expansion'ım iyi düşmüş. Şuradaki orduyu bir götürebilir misin Ming'e doğru? Oraya gelmesi biraz zaman alacak. O gelirken ben de bir demir yollarını kurayım. Ülkemin dört bir tarafına. Para yetmiyor. Bundan sonraki aşamada para birikirse... tapınak basacağım her yere. Abi 378-380 altın. Mingi biri yedi. Mingi kim yiyor şu an? Dali. Okey, kalanını da ben yerim.
Benim ordu geliyor. Şimdi yeni kanunlar geldi. Bu bağlamda yargı sistemini aktif edebiliriz. Ve kadınlar için eşit istihdam sağlayarak Sakura İmparatorluğunu ciddi anlamda muasır medeniyetler seviyesine taşıyabiliriz ki hatta şu an medeniyetin beşiği biziz. En büyük medeniyet bizimki. Bu 300 bin askerin sayısını da ileride 400 bine falan çıkartırım. Avantaj puanları. Araştırmayı biz fulledik galiba. Alay sınırını fulledik. Rastgele aç var. Şey söyleyeyim mi? Rastgele aç gitsin ya. Rastgele aç gitsin hiç. Uğraşamayacağım yani şu an. Sevgili Mink. Şununla ittifakmış. Hiçbir şey olmaz. Abi şöyle yapmak istiyorum. Orduyu böl. 150-150. Şuna bir general. 19-19. Bu general bu tarafı siege'leyecek. Bunda asker masker bir şey yoktur zaten. Yürü. Öteki general ordulara müdahale edecek. Yukarıda şunun birlikleri geliyordur. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu salla ya. Asya savaşlarını sevmememin bir sebebi de bu. Ne yazık ki hani topraklar yakın olunca adamlar sıkıntı çıkartıyor usta. Topraklar yakın olduğu zaman sıkıntı çıkıyor. Özellikle savaşmayı tercih etmek yerine siege'lemeyi tercih ettikleri için bakın şurada 18 bin asker sapır saçma ülkenin içinde dolanıyor. Ülke 130 yıl ileride. Abi ben iyi ilerledik ya. Gel lan. Ne yapacaksın oğlum 18 bin askerinle? Abi savaş bitti de bu arada siz mızraklı askerlerle geliyorsunuz. Ben makineli tüfeğe geçtim. Tank basacaktım. Son anda durdum. Şimdi 39 agresif expansion'ım var. Bunu 100 yapmadan ne kadar toprak alabilirim? Ona bakacağım. 89, 94, 96. Hop. Daha hala puanım var. Paranı ver. Dinini değiş. Dinini değiştirdim ki özellikle tekrardan ben uğraşmayayım diye. Öf, bende ne biçim para var ya? Hakikaten öf. Evet dostlar, Sakura Empire olarak ben 300K askerimi başkente çekiyorum. Artık serinin sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum dostlar. Şimdi bazılarınız bana kızabilir ya abi çok güçlüsün, agresifliğe mi takıldın ettin? Abi evet, agresif expansion'a takıldım, şu yüzden takıldım. Şimdi arkadaşlar bakın bizim medeniyet çok büyük, tamam mı? Agresifin %100 olduğunda sana komşu olan bütün devletler aynı anda savaş ilan ediyor. Yani ve farkındaysanız bir sur kale falan basılamıyor. Uğraşılmaz, kesinlikle uğraşılmaz. Ama eğer ki hani oyunda bir sur basma sistemi, kale basma sistemi falan olsaydı inanın bana girilmedik delik bırakmazdım. Çünkü şuraları şöyle surladıktan sonra çok basit yani savunması. Ne bileyim bir 50 bin 100 bin asker bırak şuralarda. Sabaha kadar vuruş. Kıymetli vaktinde ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler dostlar. Küçük bir beylik olarak başlayıp önce Japonya sonrasında Sakura İmparatorluğunu kurduğumuz serinin finale olsun bu da. Esenlikle kalın. Bay bay.